Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda Mayıs ayı yapraklarını uzun süre nasıl saklayabiliriz? En doğru şekilde nasıl saklayabileceğimi videomda sizlerle paylaştım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve bu saklama yöntemini sizler de evlerinizde uygulayın. Yapraklarımızı pazardan aldık. Mayıs yaprakları olmasına dikkat edin. Şöyle güzeldir. Şimdi bunları öncelikle biraz düzenleyelim. Normalde satılırken de düzenli gibi gelebilir ama yine de biraz dağınık olabileceği için biraz daha toparlama yapıyorum şöyle. Bazen iyi olmayabilir. Dilerseniz şunları kesebilirsiniz. Hatta biraz kessek bunları daha iyi olur. Çünkü kavanoza gereksiz bunlar fazla. Şu şekilde keselim bunları. Hem fazla yeri kaplamasın hem de sararken bize kolaylık sağlar. Bunları bu şekilde dizeceğim. Ve bazen pazardan aldığımız zaman içerisinde kart yani kalın olanlar da olabiliyor. Onları da ayıklarsak daha iyi olur. Çünkü hepsi taze olmayabiliyor. Düzenli olursa kavanoza basarken de daha kolay olacaktır bizim için. Mesela şu pek güzel değil. Bunu ayıklıyorum. Bu şekilde aynen devam ediyorum. Tüm yapraklarımı temizleyip bu şekilde dizmeye. Derin bir kabın içerisine yapraklarımı dolduracağım, güzelce dizeceğim, işlemlere devam edelim. Yapraklarımızın çubuklarını ayıkladık, güzelce bir dizdik. Oldukça fazla çubuk kısmı var. Bunları işimize yaramayacağı için hem de boşuna yer kaplayacağı için ayıklamanızda fayda var. Eğer ki yok ben ayıklamak istemiyorum diyorsanız ayıklamadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Büyük bir tencereye su doldurdum. Bunun kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Su kaynamaya başladı. Şimdi bir miktar tuz ekleyelim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı ekliyorum. Suyumuz kaynadı. Tuzumuz eriyene kadar ocakta. Tuz eridi ve suyumuz kaynıyor. Artık diğer işleme geçebiliriz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Gerçekten video çekmek çok zor bir iş. O sebeple şimdi kaynamış olan suyumuzu dizdiğimiz yaprakların üzerinize dikkatli bir şekilde dökelim. Çünkü üzerimize sıçramasın, tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Yavaş yavaş direkt kaynamış halde döküyorum. Bir miktar buna da döküyorum. Sıcak sıcak dökmemiz gerekiyor. Bir miktar daha tam boylayana kadar döküyorum. Şöyle biraz bastıralım. Yüzeye çıktı yapraklar. İyice soğuyana kadar suyumuz iyice soğuyana kadar boylatacağız suyumuzu ve soğuyana kadar bekleyecek suyumuz. Ben biraz daha bu işlemi yapacağım ve biraz daha kaynamış su ilave ederek bekleteceğim. Ta ki soğuyana kadar suyumuz soğuk hale gelene kadar. Suda bekleyen asma yapraklarımız artık soğudu. Şimdi artık güzel bir şekilde alıyorum. Şöyle süzgeç bir kaba koyuyorum. Suyu dökülüyor aşağıya. Düzenli bir şekilde almaya çalışıyorum. Bozulsun istemiyorum. Biraz süzüldü ve artık şimdi yapraklarımızı şöyle bir tutam alıyorum. Çok az bir tuz ekliyorum arasına. Fazla değil. Şöyle. Ve bunu güzelce katlıyorum. Şöyle ikiye katlayalım. Muntazamlı bir şekilde kavanozumuza yerleştiriyorum. Burada sıkı sıkı yapmamız gerekiyor bu işlemi. Bu şekilde güzel, düzenli bastırarak kavanozumuza yerleştiriyorum. Çok fazla kalın yapmıyorum tutamımı. Tuzu fazla koymuyorum gördüğünüz gibi. Azar azar. Çünkü zaten hepsine ilave edeceğim için yavaş yavaş. Çok da tuzlu olsun istemiyorum. Bastırdıkça zaten suyumuz yüzeye çıkıyor. İçerisindeki su. Kavanozumuzu sıkı sıkı bastırıyoruz. Şöyle şu işaret şu şekilde güzelce bastırmamız gerekiyor. Ne kadar sıkı bastırırsak o kadar güzel salamura yaprağı olur ve daha fazla yaprak elde basılmış olur. Zaten bastıkça kendi suyu yukarıya çıkıyor. Ekstra bir su eklemiyoruz. Artık doldu kavanozumuz. Yaklaşık 2 kilo yapraktı.
Yaklaşık 1,5 kilosunu içerisine aldı. Gördüğünüz gibi hiç su eklemedim ve kendi suyu ortaya çıktı. Şimdi bunun üzerine bir baskı uygulayalım. Baskı uygulamadan önce üzerine bir tatlı kaşığı. Bu kaya tuzu arkadaşlar. Başka tuz kullanmıyoruz. Sadece kaya tuzunun öğütülmüş hali. Kaya tuzumu ekliyorum. Denizden topladığım taşları güzelce yıkadım. Ya böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ya da pazarlarda üzerine ekleyebileceğiniz plastik bir şeyler vardır. Üzerine kapatıcı bir aparatlar vardır. Onu kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde pratik olduğunu düşünüyorum ve güzelce de yıkadım. Tertemiz. Hemen ağzını kapatalım. Bu baskı yapacak ve bu şekilde ağzını kapatıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. Güzel kapatma işlemini yaptıktan sonra salamuramız artık uzun süre saklayabilmemiz için hazır hale geliyor. Yine kalan malzemelerimle aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu sefer küçük yarım litrelik bir kavanoz kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz böyle fazla görünüyor ama bastığımız zaman çok çok azalabiliyor. Bolca yaprak alıyor içerisine. Bu şekilde ben aynı işlemlere devam ediyorum. Son kavanozumu da iyice bastırdım. Bu yarım litrelik bir kavanozdu. Şöyle yine üzerine bir tatlı kaşığı kadar, daha az hatta. Çünkü kavanoz küçük. Fazla eklemeyeceğim. Biraz daha ekleyeyim. Kaya tuzunu ilave ediyorum. Ve yine şöyle küçük bir deniz taşı ya da başka bir şeyle de kapatabilirsiniz. İyice bastırdım ve kavanoz kapağımı kapatıyorum. Sıkıca ve güzel bir şekilde kapatıyorum. İyi kapandığından emin oluyorum ve bırakıyorum. Biraz önce bahsetmiştim. Eğer ki taş bulamıyorsanız üzerine bu şekilde bir aparat kullanabilirsiniz. Bu yapraklarımı da artık yarına özellikle bıraktım. Yarına sarma yapmak için. Ve artık uzun süre saklayabileceğimiz yapraklarımız hazır. Bu şekilde güneşi almayan bir yerde çok rahat saklayabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Organik Annem Instagram hesabıma da davetlisiniz. Güncel paylaşımlarım oluyor. Buyurursanız gelin, hoş gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.